Hatırlatma yapayım arkadaşlar. Dark Passage White'in 2 tane yasaklama hakkı yok. Bundan ötürü tek yasaklama haklarını kullandılar ve o da çok etten yana oldu. Şu an aynen öyle. Olaf orada ormanda... Vladimir seçimi geldi. Abaria oynuyordu bir ara. Evet ama bu sefer üst koridorda Sylph'in ellerinde göreceğiz o Vladimir seçimini. Dark Passage White ilginç bir tercih gerçekleştirdi açıkçası. Burada Nautilus'la beraber takım savaşı başlatmaya çalışacaklar ve Vladimir'le Orianna'nın ultilerini kombolayarak yüksek hasar bırakmaya çalışacaklar rakip üzerinde. Bakalım bu nasıl işleyecek. Tabii karşı tarafta da çok fazla kitle kontrolü önleyebilecek isim var. Hem Lulu'nun ultisi olsun hem Morgana'nın kara kalkanı olsun. Yine Sejuani'nin hem takım savaşı başlatabilen hem de takımını kurtarabilen ultisi olsun. Bakalım çok çok çekişmeli bir mücadele izleyeceğimiz kesin gibi gözüküyor. Kesinlikle bu maçta. Kesinlikle öyle yani. Her iki takımda şu an geç oyunda hasar potansiyeli çok çok fazla. Vayne, Morgana, buna karşılık Jinx de Orianna. Yani dengeli bir karşılaşma ama hasar potansiyeli çok çok yüksek bir karşılaşma. Burada biraz daha durum Unknown ile Yuffie'nin ellerine bakacak. Yani takımların önlerinde ne kadar durup takımlarına ne kadar çok destek olabilirlerse aslında biraz da takım savaşının seyri o yöne doğru gidecek. Ben burada Sejuani'nin rolünü çok 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 önemli buluyorum. Yani o tutan ultiden sonra içeri giren, takım savaşı başlatabilen bir kuru ekibi olursa bir anda durumlar tersine döner Dark Passage White için. Ama işte o Jinx ile Orianna da eğer birazcık olsun kendilerini toparlayıp o kartop efektinin üzerine alabilirlerse hasar potansiyeli inanılmaz derecede fazla olacak. Ya şu ana kadar açıkçası Yuffie'nin Sejuani oynadığı ve Barkod'un Leon oynadığı oyunlarda bu iki ismin ultilerini çok iyi tutturduğunu gördük. Aynen öyle. Bu maçta da o yüzden Dark Passage White'ın çok dikkat etmesi gerekiyor kesinlikle bu ultilere. Kesinlikle yani özellikle Barkod'un o ultinin tam orta noktasını çok çok iyi tutturmasından ötürü zaten bir tehdidiniz var. Bir de o tuttuktan sonra Sejuani ultisinin önünüze geldiğini düşünürseniz durum tamamen sizin için kaosa dönüşür. Ve şimdi günün son karşılaşması. Dark Passage White ve Crew. Durum 1-1. Kazanan finalde yarın oyun hizmetleriyle oynayacak ve söz vadide. Aynen öyle. Mücadele başlıyor artık. Crew takımının 5 kişiyle beraber rakip ormana girmeye çalıştığını görüyoruz. Bakalım hangi rotayı izleyecekler. Orada bir an için mavi güçlendirmenin tarafından girmeyi düşünmüşler gibi gözüktü ama sonrasında vazgeçerek burada hemen kurtların oraya, kurtların arkasına doğru gittiler ve o çalıda 5 kişilik bir pusu kuruyorlar. Görülmediler Dark Passage White tarafından ve oraya birisinin gelmesi ilk kanın çıkması anlamına gelecek. Şimdi mavi güçlendirmeye doğru gidiyorlar ama orada bir totem var. Alt koridorda da Pedal'ın Trialbane'nin ufak bir pusu kurduğunu görüyoruz ve evet 5 kişi oraya Gromp'a bir tane totem bırakarak alt koridora doğru ilerlemeye başladılar. Kulüp takımının 5 kişi olarak kendi ormanından geçtiğini gören Dark Passage White takımı da yerini bozmadan duruyor orada. Bakalım Pedal'ın Trialbane oradaki pususunu İyi bir şekilde sonuçlandırabilecek mi? Şu anda yalnız, Jinx ve Nautilus güzel bir pusu kurmuş durumda alt koridorda. Yalnız orada kuru ekibi de şu an 5 kişi halinde tekrar dağılmış durumda. Bunu zaten anlayan artık, daha doğrusu bu baskından bir şey çıkmayacağını anlayan Pedden ile Triabanre geriye döndüler. Ya bu maçta açıkçası ben koridor değişimi bekliyordum. Bu maçta da koridor değişimi olmuyor. Acaba şunu da hesaplamış da olabilirler mi? Artık her iki takım da birbirinden beklediği için bari biz normal duralım, onlar çıksınlar koridora gibisinden de bir düşünmüş olabilirler. Ya ben açıkçası koridor karşılaşmasında 3. seviyeden sonra bu ikililerin karşılaşmasını bayağı riskli olarak görüyorum. Yani Barkod'un Leona'sın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ama Triabanre'nin Nautilus'unu daha önce görmemiştim. Ya ben açıkçası merak ediyorum. Sonuçta Thresh oyunu gayet iyiydi. Ve o çıpalar da Thresh'in o ölüm cezası gibi tutarsa Madness için bayağı sıkıntı çekecektir. Aynen öyle. Tabii Madness'ın da çok çok tecrübeli bir Vayne oyuncusu olduğunu söylemek gerekiyor burada. Dolayısıyla onlardan kurtulma, çıpalardan kurtulma konusunda da o taklalarını iyi biçimde atacaktır diye düşünüyoruz. Burada şimdi bakalım alt koridor mücadelesi Pedden'ın verdiği yüksek hasarla başladı aslında. Hem Barkod hem de Madness çok fazla hasar aldı. Burada Dark Passage White. Tamam yani Crew takımı orada kayıcıları kesmişti ama Dark Passage White alt koridoru erken ikinci seviye olan taraf oluyor. Orada rakibi çok güzel zonladılar ve erken minyon almasını engellediler. Zaten 2 olmaya yaklaşmışken hemen bir böyle bir heyecan aramaya çıktılar. Ama orada Barkod ve Madness ikilisi güzel okudu ve hemen geriye çıktılar. Ya açıkçası onlar biraz daha bu koridorda defansif kalan taraf olacaklar. Yalnız Babunya orada yok. Son anda çarpıyla canını kazandı ve geri gitti. Şu an Yuffie'de kırmızı güçlendirmesini alıyor. Her iki ormancı da açıkçası biraz ters yönlere doğru gitmiş oldular. Aynen öyle. Burada iki ormancının da erkenden 3. seviye olmayı başardığını görüyoruz.
ve hani erken bir agresiflik göstermediler. Şimdi Barkod orada pedinin üstüne yüksek bir hasar bırakmıştı ama patlangaça yakalanıyor. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Evet, yürüyerek çıkmayı başardı. Pedinin ikinci seviye olmasından dolayı yeterli hasarı çıkartamaması ve Trial Banner'in de bitkinlik almış olması, hatta iki destek oyuncusunun da bitkinlik almış olması alt koridordaki takasları birazcık baskınlara bağlı bırakacak ve o baskınlardan ilk işim de alt koridora Yufoni ile beraber geliyor. Barkod çok güzel girdi. Yufoni şimdi araya giriyor. Trial Banner sıçrası atmak zorunda kaldı. Pedin hiç fazla kullanıyor. Arka tarafta patlangaç 3 kişiye birden tuttu. Yufoni orada skoru düşecek mi diye baktım. Pedin skoru alabilecek mi dedim. Pedin'den çok agresif bir oyun. Bitkinlik çıpada tutuyor. Skor geldi burada. Pedin skoru aldı. Orada bitkinliği hesaba katmayan Madness istediğini gerçekleştiremedi. Barkod orada sıçrasını atmak zorunda kalıyor Just'tan kaçmak için. Ve kötü bir başlangıç oldu bu Crew takımı adına. Yani Madness aslında orada çok zorlamasına gerek yoktu. Sıçraya göre sıçraya takas etmişlerdi. Ve Sejuani hani en azından Q'suyla beraber rahatlıkla bir yerlerden kaçabilirdi. Fakat orada ilk skoru alabilmek adına çok fazla direkti ve bitkinliği gözden kaçırınca ilk skoru veren taraf oldu. Aynen öyle. Burada Dark Passage White, hele ki skoru da Pedin'in almasıyla beraber büyük bir avantajla başlıyor karşılaşmaya. Crew birazcık moral bozukluğuna da uğramış olabilir. Ve üzerinde şu an Madness'in hem sıçrası hem şifası yok. Barkod'un da sıçrama bitkinliği yok. Yani alt koridorda Crew şu an tamamen sihirdar büyüsüz kalmış durumda. Buna karşılık Pedin'in hala sıçrası duruyor. Aynen öyle. Tabii Jinx'in sıçrasının durması da Dark Passage White için çok çok önemli. Bildiğimiz gibi kaçışı olmayan bir şampiyon. Kesinlikle öyle. Yani şu an Madness'ın bayağı bir dikkatli olması lazım koridor aşaması esnasında. Yani çünkü o anlık, o bir anlık fevri ve o anlık hani o ateş kendini yaktı. Şu an Yufoni'nin o koridora biraz daha yakın durup en azından Madness'ı korumaya yönelik olacağını düşünüyorum. Evet, Yufoni de senin dediğin gibi şimdi Gromp'a bir totem bıraktı ve alt koridora yakın oynayarak oraya baskın gelmesini her türlü önlemeye çalışıyor. Bakalım şimdi Yufoni nasıl bir rota izleyecek? Takımının bu geri düşüşünü bir şekilde geri çevirmeyi başarabilecek mi? Çünkü 1000 altınlık bir fark oluşmuş durumda. Yani Crew daha oyunun başında tek bir hatayla geri düştü. Aynen öyle. Yani ben açıkçası bu kadar önemli bir karşılaşmada bu kadar fevri bir hareket gelmesini beklemiyordum. Büyük ihtimal orada bitkinliği bir an için düşünemedi. Ve hani kule altında zaten o skorun her türlü pedana gideceğini hesaplamalıydı. Acaba ilk kan avantajını göz önüne alarak mı onu yaptı? Açıkçası merak ettim. Evet, ben de merak ettim ki burada aslında takımların ne kadar da defansif seçimler yaptığını görüyoruz. İki destek oyuncusu da bitkinlik almış. Öteki tarafta baktığımızda Dark Passage White tarafında tutuştur bile yok. Aynen öyle. Aynen öyle yani bu kadar defansif bir şekilde bu kadar agresif bir hareket bir anda kaldıramadı tabii. Şimdi asıl bundan sonraki soru ormancıların izleyeceği rotalar. Yani bu koridorun biraz daha rahat edebilmesi adına Yufoni'nin buraya gelmesi lazım. Şimdi çünkü Babunya oraya doğru geldi ve görüşleri yok hiçbir şekilde Crew'un. Evet, totem yok orada Crew adına ve Crew şu anda Babunya'nın oraya geldiğinden bir haber. Ama tam bunu derken Babunya orada pembe bir totemi kırmak için ormanın girişine doğru ilerledi. Erken bir ejderha denemesi gelmiyor iki takımdan da. Trial Banner şimdi bir üstüne dönüyormuş gibi yaptı ama bakalım beraber ormanda neler yapacaklar Olaf'la Nautilus ikilisi. Oraya şimdi bir totem bıraktı Babunya ve rakibin Keskin Gagalarını da çalacak. Tabii çok önemli bir güçlendirme veriyor Keskin Gagalar orada. Rakibinin yani Yufoni'nin çarp atarak kurtulacağı totemlerden bir tanesini yani bir süreliğine önlemiş oldu. Böylelikle Babunya. Ve şimdi bir ejderha denemesi başlamak üzere. Yakında hiçbir Crew oyuncusu yok. Yakında Crew'ün hiçbir görüşü yok. Artı bir ve şöyle bir durum da var sevgili Chris. Farkındaysan o deep ward dediğimiz derin totemleri de yerleştirdiler. Böylece gelen en ufak bir crew tehditini görebilecekler. Nitekim şu an Barkod'u görüyorlar. Aynen öyle. Pedin'in de oraya gelmesiyle beraber hızlı bir biçimde bu ejderhayı erittiler. Şu anda 1000 canı var ejderhanın. Barkod oraya bir totem attı. Ama sadece ejderhanın ne zaman öldüğünü görmeye yetecek. Dolayısıyla Dark Passage White burada 7 dakika 30 saniye itibariyle ilk ejderhayı hanesine yazdırmayı başarıyor. Yani Dark Passage White hızlı başladı ve hatayı iyi değerlendirdi. Özellikle Babunya bu kararla beraber takımın aslında bir seviye daha yukarı taşımış oldu. Evet, bu arada Hextech yolunda giden Sylphie'nin oldukça yüksek bir hasar verdiğini görüyoruz minyonlara. Orada üst koridorda açıkçası Sylphie'nin Vladimir'i
Ravendon'un Vladimir'inden daha çok vuruyormuş gibi gözüküyor şu ana kadar. Yani belli eşyalarınızı çıktıktan sonra zaten o Power Spike dediğimiz fazla bir güç artması olayını yaşarsa orada Sylphie hem Unknown için hem de genel olarak crew için bayağı bir sıkıntı oluşturacak düzeyde Babunya'yı görüyorlar orada. O yüzden fazla minyonların önüne geçmek istemiyorlar. Madness de orada hemen zaten kulesinin altına çekildi. Evet, orada iyice rakibi ormana gömmek istiyorlar. Bu arada Yufani orada kırmızı güçlendirmeyi çalıyor. Owen buna bir şey yapamadı. Bir an için fark etti Owen ama yeterli olmadı. Ve Yufani de böylelikle beraber kırmızı güçlendirmeyi çaldı. Şimdi kendisininkini de alırsa büyük bir avantaj yakalayacak Babunya'ya oranla. Babunya daha yeni üstünden çıktığı için oraya gitmesi çok mümkün değil. Fakat Yufani hala orada diretiyor. Bir kule altı girmeye çalışabilirler Owen'a ama yani bu seviyede bence gerek yok. Çünkü yeteri kadar tank değil. Yalnız orada Sylphie bayağı bir canını yakmış Unknown'un. Evet, ama ultisini de kullanmış Sylphie. Unknown'un hala ultisi duruyor. Dolayısıyla burada takasta çok da fazla sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Bu arada Owen'dan kötü bir ulti geldi. Ama Yufani de orada ultisini kullanmış durumda. Bakıyorum Ravendon'un ultisi hala duruyor ve bu baskından kaçıyor Owen. Owen aynı zamanda arındırını da orada kullanmış. Muhtemelen Sejuani ultisine kullandı o arındırı. Yani sıçrasını harcamamak için güzel bir yöntem bulmuş. Tabii bunu oyunun geç safhasında da iyi bir şekilde kullanması lazım. Evet, şu anda kendi kırmızı güçlendirmesine doğru giden Yufani var ve Babunya'nın da oraya geldiğini, oraya yaklaştığını görüyoruz. Orada şimdi totemi kırdı. Yufani ile beraber birebir bir orada takas gerçekleşecek. Kötü durumda kaldı Yufani. Bakalım kaçmayı başarabilecek mi? Çıpa yeterli olmadı. Şimdi orada güzel bir çarpla beraber canını dolduruyor Yufani. Sıçrasını da atmak zorunda kaldı. Ve burada bu sefer kırmızı güçlendirmeyi çalmayı başaracak gibi duruyor Dark Passage White'daki üçlü. Babunya'ya bırakacaklar onu muhtemelen ve Babunya burada kırmızı güçlendirmeyi alarak Yufani'ye de sıçrasını kullandırtarak oldukça güzel bir işe imza atmış durumda. Ya orada Olaf'la orada yani birebir kapışmak istemesi çok mantıklı değil çünkü Olaf'ın zaten birebir bir kapışma durumunda ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Kintik'in gerçek hasarı da var ve canı da gayet yüksek Yufani'ye göre. Yani şu an Babunya bence takım adına gayet güzel işler başarıyor. Ve bu arada Ravendon'un hatırlarsın o karanlık esaretleri tutmaya devam ediyor. Yani inanılmaz zaten Morgana oynadı ve devam ediyor ona. Owen'a da bunları tutturması aslında biraz da onu koridor aşamasında geri düşürürse Morgana'nın hasarı orta oyunda çok fazla. Aynen öyle, yani Morgana, daha doğrusu Ravenno bu karanlık esaretleri sürekli olarak rakibinin koşu yoluna tam gideceği yere atarak bunları tutturmayı başarıyor ve bu maçta da aynısına devam ediyor. Açıkçası Ravenno'nun korkulası bir Morgana oyunu var. Aynen. Bugüne kadar izlediğimiz kadarıyla. Ve şu anda alt koridora bir ışınlanma geliyor. Orada Barkot çok güzel biçimde ultisini kullandı. Ufuk kılıcı da tutmuştu. Trial bahane skorunu almaya çalışacaklar. Son anda gelen bir kazık atar ve skor geliyor. Sylphie alt koridora geldi. Ultisini kullandı. Unknown hala vahşi büyümesinin olmasına güveniyor orada. Şimdi Sylphie'nin üzerine odaklandılar. Unknown oradan sıçrasıyla beraber kaçıyor. Ravenno geldi. Ravenno ruh prangası kullanıyor. Çok yavaşladı iyi. Orada Sylphie. Çok iyi. Skoru alan Morgan oldu. Babunya geliyor oraya. Bakalım skor çıkartabilecek mi? Ragnarok'u kullandı. Çok güzel biçimde skor çıkartıyor. Ravenno'yu tutan bir Just. Arka tarafta Barkot bunu önleyemiyor. Bir skor daha mı gelecek? Yufani yetişti şimdi oraya. Babunya'nın Ragnarok'u da yok. Manası da yok ama Yufani orada ultisini kullanmak istemedi. Çünkü arka taraftan Owen'ın da geldiğini biliyorlar. Owen'ın sıçrası var. Sıçrayla beraber ultimi. Hayır. Orada şimdi saldır komutuyla beraber yüksek bir hasar verdi. Arka tarafta bu arada Pedon ölüyor Yufani'ye. Owen takım arkadaşını koruyacağını agresif bir oyun sergileyince orada sadece Unknown'u düşürerek geri kaçmayı düşündü. Bakalım buradan çıkmayı başarabilecek mi? Barkod'u da öldürmeyi başarıyor. Yufani 3 kişinin arasında sıkıştı. Skor çıkartmaya çalışıyor ölmeden önce ama bunu da başaramadı. Owen gelişiyle beraber 3'te 3 aldı ve Dark Passage White bu takım savaşından 1500 altın farkı yaratarak çıkıyor. Yani çok fazla diretti. Gerçekten çok fazla diretti ve o Kaos Savaşı'nda zaten yani Crew'un çok fazla şansı yoktu çünkü hemen eridiler. Yani Unknown evet oradan bir skoru çıkarmayı başardınız fakat o skoru çıkarttıktan sonra geri çekilmesi lazımdı. Bunu yapmadılar. Yufani'nin geç gelişi biraz da canının yüksek oluşuyla kendini çok güvende ve orada çok fazla zorladı. Bunun da biraz acısını çektiler açıkçası. Yani genel olarak baktığımızda şu an 3-0-0-1 Owen var, 2-0-1 bir Babunya var. Yani bunun sıkıntısını özellikle objektiflerde çok fazla çekecekler. Nitekim bu ikisi objektif savaşlarında çok etkin olabilecek şampiyonlar. Aynen öyle. Az önceki takım savaşında herkes tek başına geldi. Yani böyle yine kaotik bir ortam oluştu. Geçtiğimiz maçta da böyle takım savaşları görmüştük. Bir türlü 5'e 5 takım savaşını gerçekleştiremediler. Halbuki baktığımız zaman Crew takımının 5'e 5 takım savaşındaki kombosu çok daha iyi. Ama Yufani'nin özellikle geç gelmesi Crew'e büyük bir darbe vurdu burada. Crew takımı önde başladığı takım savaşından çok fazla skor vererek ve hatta Orianna'ya da 3 skor vererek çıktı burada. Üstüne şimdi
Bakıyorum tam 1500 altında geriye düşmüş durumdalar. Barkod bu arada Trialbani yine agresif bir oyun sergiliyor. Orada Madness geldi, ulti kullanıldı. Madness çok yüksek bir hasar. Trialbani oradan çıkamayacak. İşte böyle hataları Trialbani gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gerek. Aynen öyle ve hani bunu önceki oyunlarda da yaptı aslında. Bundan bahsettik. Morgana oyunuyla da biraz önde yakalanıp bunun sıkıntısını çekmişlerdi. Yani şu an Dark Passage White önde götürüyorken aradan vereceği 2-3 tane skorla beraber oyun bir anda Kurul lehine dönebilir. Aynen öyle. Bu arada bir kullanılan ulti geliyor. Orada Sejuani kule altında çok güzel bir ulti kullandı. Pedon'u öldürmeyi başardılar ama arka tarafta cevap Owen'dan geldi. Owen orada Barkod'u düşürmeyi başardı. Bakalım Madness burada kaçabilecek mi? Hayır. Madness kendisini feda ediyor. Euphorin yakalamasınlar diye rakip kuleye doğru kaçtı. Ve burada en azından takım arkadaşını kurtardı. Dark Passage White verdiği iki skora karşı yine çok güzel bir cevap buluyor. Ya 5-0-0-1 Owen var. Ya bence çok fazla ve çok tehlikeli bir skor bu. Nitekim Rabadon'un çıktıktan sonra zaten hasar potansiyeli inanılmaz artacak. Evet ve Dark Passage White burada şimdi ejderhadan vazgeçti. Orta koridor kulesini korumak istiyorlar. Ve Babunya da şimdi mavi güçlendirmeyi almaya doğru ilerliyor. Bakalım Orianna orta koridorda Ravenno'ya hasar verebilecek mi? Hayır. Orayı hemen ilerletti ve mavi güçlendirmeyi almak adına Babunya'nın bulunduğu yere doğru ilerliyor. Owen. Yani oyunun bu safhasından sonra Kruv'un acilen totemlerini koruyup o ejderhayı bırakmadan alması lazım. Çünkü oyunun bu safhasında o ejderha aslında önemli. Belli ölçüde artık saldırı gücü ve yetenek gücü kazandılar. Bunu ejderhayla beraber arttırırlarsa istedikleri etkiyi yakalayabilirler. Aynen öyle. Burada Sylphie bu arada takımının ilk kulesini alıyor. Ve bu kuleyle beraber Dark Passage White altın farkında 3 bine kadar çıkartmış durumda. Trialbani yine 3 kişinin arasında. Yani Trialbani yakalanma rekoru kırdı bugünkü karşılaşmalarda. Ya ve geri düşmüş Vayne'i aslında canlandırdı. Yani 3 tane skor buldu bir anda o Vayne. 2-3 dakika içerisinde ve aslında Jinx'e karşı da öne geçmiş kadar oldu açıkçası şu an. Aynen öyle. Zaten mahvolmuş kralın kılıcını bitirmiş. Daha ebedi kılıcı bitmeyen bir Jinx var. Bu arada Owen'un üstüne yüksek bir hasar. Arındırdı kullandı. Yeterli olacak mı? Ruh prangası geliyor. Buraya kadar dedi Ravenno. O skoru da çıkarttı. Krüm tek tek yakaladığı oyuncularla beraber bir anda farkı kapattı. Şimdi bir de ejderha alacaklar. Ya kompozisyon bunun için zaten çok uygundu. Ve buna Dark Passage White aslında bir nevi sunuyor onları bunu kullanmaya. Trabana yakalanıyor. Owen yakalanıyor. Ve Ravenno'nun aslında ne kadar Morgana'sın iyi olduğunu da gördük böylece. İşte bu kompozisyonu hakim olan şampiyonları ve hakim olan oyuncuları da kullandığınız an böyle de etkisini görebiliyorsunuz. Aynen öyle ve bu arada Owen tamam arındır almış ama Ravenno rakibinin yapabileceklerinin o kadar farkında ki ilk eşya hiçbir şey almadan direkt Zhonya'ya gitmiş. Aynen öyle yani çünkü o 5-1-0 Orianna'nın hasar potansiyeli çok çok yüksek. Yani şok dalgasını size tutmasıyla beraber belki de canınız yarının altına kadar inecektir. Aynen öyle. Burada minyon farkını da açmayı başarmış Ravenno tabi. Morgana ile rahat bir biçimde minyon biçerek orada en azından skor farkını o şekilde kapatmaya çalışıyor. Bakalım burada Ravenno nasıl bir eşya dizilimine gidecek Zhonya'nın ardından. Diğer tarafta da Orianna'nın aşırı büyük sopa aldığını görüyoruz Owen'ın. Aşırı büyük sopayla beraber hasarını bir üst seviyeye taşıyacak. Zaten çok erken dakikalarda Athena çıkmıştı. Athena'nın kadehini çıkmıştı. Burada şimdi o üstünlüğünü bir ileri kademeye taşımaya çalışacak. Ben şapka öngörüyorum yani. Rabadon'un şapkasını çıktığı zaman zaten bayağı Bexta'dan hasar da olacaktı. Bu arada Pen'in Madness'ın üzerine doğru yürümek istedi. Hayır, orada yine taramalısına geri dönerek minyonlarını biçmeye devam edecek. Yani Trialbani aslında biraz daha defansif oynamaya çalışabilirse bu koridoru hala üstün götürebilirler. Aynen öyle yani ve zaten hani Leona varken çok çok zor. Az önceki pozisyonun bir tekrarı yaşanmak üzere sanki. Evet, Trialbani'nin orada olduğunu bilmiyor şu anda Barkod ama şansını denerse çok kötü biçimde skor yakalayabilirler. Bakalım Barkod bunu yapacak mı? Az önce çalıdan bir an için dışarı çıkmıştı. Şimdi onun orada olduğunu biliyor Trialbani ama Euphorin'in orada olduğunu bilmiyor. Barkod şimdi yakalandı. Orada çok güzel biçimde ulti kullanılıyor yine. Bakalım skor çıkacak mı? Trialbani bu sefer sıçrasıyla kaçmayı başardı. Arka tarafta da Madness ulti atmıştı. Babunya Madness'in üzerinde sıçrasını kullanıyor Madness. Sylphie oraya katıldı. Bakalım Euphorin düşebilecek mi? Düşürebilecekler mi Euphorin'i? Euphorin skoru alınıyor burada. Ve o skor Sylphie'ye gitti. Crew takımı devam etmek istiyor. Unknown burada cevap verdi. Ve Babunya'yı düşürdü. Owen'dan sıçra ulti. Unknown skorunu aldı. Madness kötü pozisyonda. Madness'a düşürdüler. Owen burada skoru alan isim oldu. 7. skoru Owen'ın. Ravenno üstünde çok yüksek bir hasar var. Sylphie 2 yetenek atışıyla beraber orada inanılmaz bir hasar bıraktı ve Ravenno'yu da geldiği gibi takım savaşının dışına attı. Dark Passage White bir kere daha takım savaşından üstün çıkmayı başarıyor.
Yani aslında çok güzel başlattılar. Hatta ve hatta Triabani'yi çok çok hızlı bir zamanda düşürdüler. Ama erittiler işte... ama düşüremediler. Aa düşüremediler doğru. Sıçra attı çünkü Triabani'ye. Ve bu aslında Krüb'ün takım savaşını kaybetmesinde önemli bir etken oldu. Bir de oldu. Şu oldu orada bir anda o sürekli dönen kaos savaşlarından bahsediyoruz ya. Orada yine o kaos savaşlarından bir kovalamaca gerçekleşti. Yani hem Madness hem de Unknown orada Owen'a yakalandılar. Ve yanılmıyorsam sadece şok dalgası orada o Unknown'a tuttu. Ardından da evet. Madness'ı düşürmeyi başardı Padden. Aynen öyle çok yüksek bir Padden değil onu da Unknown Owen düşürdü Owen. Pardon. 7-1-0 oldu ya. 7-1-0 oldu. İki skor daha ekledi hanesine. Bakıyoruz 7800 altına 6500 altın. Ravenno ile arasındaki farkı da 1200 altına kadar çıkartmış durumda. Diğer koridorlara baktığımızda bu kadar yüksek bir altın farkı olmadığını görüyoruz. Bir de 1900 cebinde var. Büyük ihtimal dönüyor da hem şapkasını alacak hem de üzerine ekstradan bir eşyanın ufak eşyasını da alabilir. Yalnız şu an Padden de gayet iyi durumda. Aynen öyle. Ya aslına baktığımız zaman iki takımda da skorlar oldukça dengeli dağılmış. Yani hala kimse için hiçbir şeyin bitmediğini gösteriyor. Ravenno bu arada ruh prangasını kullandı orada Padden'ın üzerinde. Şimdi karanlık esaretinde bekletti ve çok rahat bir skor. Bunu çok yapıyor Ravenno. Ve Padden buna kandı. Ravenno orada nasıl güçleneceğini çok iyi bildiğini bir kere daha bizlere gösterdi. Yani Dark Passage White'ın hamlelerine karşılık yani Crew hala tutunmak istediğini gösteriyor böylece. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Tüm skorların ya da çoğu skorun Owen'da kalması da Orianna gibi mobil olmayan bir şampiyonu bir anda odaklanmanızda onu eritebildiğinizde bunu aradan çıkarabildiğiniz zaman hasarlı bitecek. Bu arada sözünü böldüm çok özür diliyorum Eren ve üst koridorda bir baskın. Sylphie'nin buradan kaçması çok mümkün gözükmüyor. Kızıl havuz kullanıldı. Orada Sylphie skorunu Madness aldı ve çok rahat bir biçimde Crew takımı yine 4 kişilik baskından skor çıkartmayı başarıyor. Bu arada Babunya kuleyi korumak adına üst koridora geldi. Trialbane de orada ona yardım etmeye çalışıyor ama Trialbane'nin çok ters bir pozisyonda yakalanması mümkün şu anda. Yuffoni orada bir totemi kırdı çünkü Yuffoni'nin hala ultisi duruyor. Dikkatli olmaları lazım. Ya Olaf ama şu an hem yeteri kadar tank hem de hasarını verebiliyor. Arkadan gelen Jinx var. Evet bu arada Yuffoni üzerinde kullanılan bir çarp geldi Babunya tarafından. Yuffoni onu oynatmaya çalıştı sağ sol yaparak. Bakalım burada kaçabilecek mi? Ultisini kullandı şimdi hem Babunya hem Padden'ın üzerine. Ve Babunya orada Ragnarok'u kullanmak istemedi ama Barkon takım arkadaşlarını kurtarmak isterken çok kötü yakalanıyor. Skoru Trialbane aldı. Bu Dark Passage White adına kötü haber. Kesinlikle öyle yani çünkü bu dakikadan sonra Padden'ın güçlenmesi lazım eğer daha fazla hasar istiyorlarsa ve ona biraz daha skor salıp biraz daha minyon biçmesinin yolunu açmaları lazım. Ama Padden hala yanlış bilmiyorsam bir skorda bu da yeteri kadar güçlenmesini önlüyor. Bakalım şimdi hangi objektife yönelecek takımlar çünkü Ejderhan'ın çıkmasına da 45 saniye gibi bir süre kaldı. Evet baktığımız zaman Padden 1-3-8 oynuyor hala bir skorda. Ya bu Padden için kötü bir haber çünkü yeteri kadar o altını biriktirip üzerinde erken seviyede eşyalarını çıkamazsa bundan sonraki süreçte biraz daha zaman alacaktır güçlenmesi. Aynen öyle çünkü baktığımız zaman Padden şu an taşıyıcı rolünde oynamasına rağmen rakip takımın destek oyuncusu Barkot'la beraber oyunun en çok asist yapan ismi. Aynen öyle yani bu da onun için kötü bir istatistik açıkçası. Sylphie yani Vladimir ile beraber aslında çok yüksek miktarda hasar vuruyor ama savaş içerisinde dayanamıyor. Yani o zonyasına çıktıktan sonra bir nebze olsun bunu çözebilecektir diye düşünüyorum. Evet burada şimdi Dark Passage White takımının bu ejderha için avantajlı pozisyonda olduğunu söylemek gerek. Altın farkı 3000'e yakın ve burada eşya olarak da oldukça üstün seviyedeler derken şimdi Trialbane bir kere daha yakalandı. Trialbane'nin yakalanmasını anlatmamız sanırım bu maçın %15'lik 20'lik bir kısmını içeriyor. Aynen öyle yani pozisyon hataları yüzünden bu arada hemen... bir ulti geldi oraya ama yeterli olmayacak X ultisi. Ve bu ejderhayı alan taraf Crew oldu. Yakalanan ise yine Trialbane oldu. Ya aradaki farkı da kapattı böylece aslında bir nebze olsun. Yani hem ejderhayı aldılar. Şimdi bir de aşağı koridoru ittirip bir kule almaya çalışacaklar. Çünkü Babunya da dönüyor orada. Ve o kuleyi de alırlarsa büyük ihtimal fark 1000 altına kadar düşecek. Aynen öyle şu anda... ejderha artı gelecek olan bir kuleyle beraber o farkı iyice düşecek. Yuffoni'nin de alt koridorda beklediğini görüyoruz. Babunya şu an orada tek olduğu için büyük bir sıkıntı da kalabilir. Bakalım orayı daha ne kadar savunmayı bence düşünecek. Bence farkında. Bence Babunya bunun farkında evet. Ve dikkatli davranıyor orada. Ve Padden da geldi oraya şimdi. Padden'ın da gelmesi, Trialbane'nin de yaklaşmasıyla beraber yine Madness'ın üzerinde yüksek bir hasar var Babunya'dan ama bir anda Barkod oraya geldi ve bu sefer Babunya skorunu çıkarttılar. Crew çok iyi oynadı burada. Kesinlikle öyle. Yani bu yemlemeleri aslında çok güzel yapıyorlar. Ravenno'nun da ne kadar güzel yaptığını gördük ve böyle böyle bu skorları toplayarak skorda durumu eşitlediler. Ejderha'da 2-1 öndeler ama kule olarak şu an 2-0 gerideler. Büyük ihtimal birazdan alt koridordaki kulenin düştüğünü görebiliriz. Unknown'da üst koridora ittirmeye devam ediyor. Aynen senin de dediğin gibi burada şimdi alt koridorda Madness
orayı ilerletmeye devam ediyor. Yanında barkod var. Trialbane Pedal'ın yanına geldi. Bakıyorum Madness'ın ultisi yok şu anda. Dolayısıyla bu takasa girmek istemeyeceklerdir. Çünkü aynen Madness öyle yeterli oyun yapma potansiyeline sahip değil ultisi yokken. Her ne kadar sıçrası olsa dahi. Ravenno ise orta koridoru ilerletmeye çalışmaya devam ediyor. İki kule şu an almak için müsait durumda Crew takımı için. Bu iki kuleyi ittirip almak istiyorlar. Baktığımız zaman orta koridor kulesinin çok çok az canı kaldığını görüyoruz ama Owen da o kadar güçlendi ki 1 minyon dalgasını hemen topunu ileri atıp kendisine geri çekerek temizleyebiliyor. İki saldırı bir koru komutu ile beraber tüm dalgayı temizleyebildi. Şimdi orada Dark Passage White'in yapması gereken şey bence rotasyon. Yani rotasyonunu yaparak şu an o öne geçtiği kule avantajını kullanıp biraz daha ormandan, daha doğrusu ormanlardan skor çıkartıp rakip takım bu öne geçirdiği, daha doğrusu ele geçirdiği avantajı dışarı atması lazım. Yok, hayır. Bu arada Trialbane tutan bir kara kalkan ama bu sefer yakalanışı kötü sonuçlanmadı diyebiliriz. Bakalım bunu kurtarmayı başarabilecek mi? Sylph'i yakaladılar. Sylph'in üzerine ulti geldi ama Sylph hemen orada kızıl havuzu kullanarak geri kaçıyor. Ya böylece biraz zaman tanıdılar ve Unknown rahatlıkla alt koridor kulesini açabilecek gibi duruyor. Madness orada şu an barkodla beraber geziyor. Barkodun ultisinin aslında bekleme süresi çok da fazla uzun değil. Evet ve bir kule düşüyor sonunda. Crew takımı düşürdüğü ilk kuleyi böylelikle beraber hanesine yazdı. Birinci kulesi alt koridor kulesi oldu. Madness Sylph'i yakalıyor. Sylph orada şimdi ultisini kullandı ama yeterli olmayacak. Skor geliyor mu? Kazık atar. Çok güzel. Ve orada sıçrasını atmasına rağmen Sylph'i kurtulamadı. Bu arada Babunya'yı da yakaladığını görüyoruz Crew takımının. Babunya Ragnarok'u kullanmak zorunda kalmış. Yufoni'nin ultisi hala duruyor. Yufoni bu ulti yemlemelerini iyi yapmaya başladı. Şimdi Chris her iki takımında iki tane yetenek gücü temeli alan ve hasar potansiyeli olan hem üst hem de orada koridor şampiyonu var. Yufoni bunu bildiği için erken seviyede gidip ne almış? Ordu kalkanını Solary'e çevirmiş. Fakat buna karşılık hala Dark Passage White tarafında bu eşya tercihinde bulunan yok ve erken bir baron. Aynen öyle, şu anda Babunya'nın geride olduğunu bildikleri için bunu fırsat bildiler ve sıçrası da yok Babunya'nın. Dolayısıyla içeri yürüyerek girmek zorunda ama yetişemeyecek buraya. Ulti geldi, yeterli olmadı. Güzel bir çarpla beraber burada Baron'u alıyor Yufoni. Güzel bir ultiydi ama sadece hasar vurabildi. Şu dakikadan sonra Dark Passage White'in çok dikkatli olması lazım. Çünkü Crew'un bunu ne kadar güzel değerlendirdiğini biliyoruz. Yani Baron'u çok çok iyi değerlendiriyorlar. Ayrı kittirmeleri olsun, takım olarak aradıkları savaşlar olsun. Bunu çok iyi bir şekilde yapmayı biliyorlar. O yüzden Dark Passage White'in biraz daha defansif oyun anlayışına çekilmesi lazım şu dakikadan sonra. Aynen öyle yani. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Madness gerçekten şampiyonluğun sınırlarını çok iyi biliyor. Kesinlikle öyle. Yani hasarını iyi okuyor. Yapabileceklerini iyi görüyor ve hani elindeki yeteneği gayet ona uygun şekilde kullanıyor. Biraz bence şu an sıkıntı çektikleri nokta rotasyon. Bu rotasyonda kuleleri açtıktan sonra bence daha rahat bir şekilde çözebilecekler. Orta koridor kulesinde düştüğünü göreceğiz o büyük kuşatma minyonu tarafından. Evet, burada bir kule daha düşürdüler ve kulelerde 0'a 2 iken bir anda 3'e 2 oldu Crew. Böylelikle beraber altın farkını da 2200'e kadar arttırmış oldular. Bir de ben şu an şunu görüyorum. Crew o yükselme ligi haftaları boyunca gördüğümüz oyun tarzını şu anda yansıtıyor. Bu arada Sylph'ye tutan bir karanlık esaret ona yüksek bir hasar bıraktı. Crew yine oyunun orta seviyesine kadar oldukça eşit götürüyor. Şimdi bir takım savaşı alıp yine oyunu bitirmeye bakacaklar. Hep bunu yaptılar, yine bunu deniyorlar. Yani şu an zaten Unknown ayrı kittirmede, ışınlanın da var. Ve rahat bir şekilde Baron güçlendirmesiyle o kuleye de dayanabilecek. Hatta kuleyi de alabilir. Takımı da oraya doğru yöneldi. Ravenno ile Madness'ın açıkçası biraz dikkatli olması lazım o dakikada. Evet, alt koridor kulesini kule düşürecek nasıl gibiler. Nasıl eriyor? Yani inanılmaz bir yaz. Baron güçlendirmesiyle beraber çok rahat bir şekilde o kuleyi de açtılar ve kulede durum 4'e 2'ye geldi. Yani 0'a 2'den 4'e 2'ye geldi. Crew son 10 dakikadır inanılmaz bir takım oyunu oynuyor. Aynen öyle. Takım savaşlarında biraz geri düşmüşlerdi. Owen 7'ye 1 duruma gelmişti ama yine de Crew takım burada ne yaptı etti. Öne çıkmayı başardı tek tek yakaladığı skorlarla beraber. Ve Madness'ın da tabii Trialbane tarafından birazcık beslenmesi sıkıntı çıkarttı Dark Passage White takımına. Şimdi bir kule daha istiyorlar, burada yetinmiyorlar. Baron güçlendirmesiyle beraber tutan bir karanlık esaret. Trialbane sadece Ravenno'nun iki yetenek atışına yarı canını kaybetti burada. Yani zaten Ravenno şu an yetenek gücü eşyaları ağırlıklı gittiği için, destek oyuncusu olmadığı için o karanlık esaret bayağı bir can yakıyor. Bir de üzerine zulüm toprağının açısında. Hele bir de canı azsa çok çok yüksek miktarda hasarlar vuracak rakibe. Yani Yufoni'yi de tebrik etmek lazım. Bence takımında bir itme kuvveti oluşturdu oynadığı oyunla beraber. Yani Crew takım oyununu burada gösteriyor işte.
Kesinlikle öyle. Çok çok güzel bir oyun izliyoruz Crew takımından da. Bakalım bu ejderhayı da almayı başarabilecekler mi? Üçüncü ejderhaya doğru gidiyor şu anda Crew takım ve çok rahat bir biçimde. Hiçbir kontest olmadan, hiçbir rekabet olmadan burada üçüncü ejderhayı da almayı başardı Crew. Birazdan Baron güçlenmeleri bitecek ama zaten onlar Baron'u yeteri kadar iyi kullandılar. Yani Ravenon'un zaten minyon ittirme durumu inanılmaz. Daha kendi minyonları gelmeden tüm minyon dalgasını öldürmeyi başardı. Owen şu an 7-1-0 ama Owen'u kullanamıyorlar. Evet ve şuna baktığımız zaman Owen aslında çok iyi dayanmış Ravendo karşısında. Aynen 265 öyle. Milyona 262 milyon. Oldukça eşit giden iki oyuncu görüyoruz burada. Owen senin de dediğin gibi şapkayı bitirmiş. Şimdi muhtemelen Zonya'ya gidecek. Orada lazım. Aşırı büyük sopayı da almış. Çünkü Vayne var yani Lulu var. Herhangi bir şekilde kitle kontrolü yediği zaman kendini kurtarması gereken bir alan açması lazım kendine. Luden'in sancısını almış galiba orada. Luden'in feryadı. Feryadı pardon. Evet ve burada aslında artık Dark Passage White'in birazcık o Olaf Orion'la kombosunu kullanması gerekiyor. Olaf'ı birazcık Madness'ın üzerine değil de rakip takımın içine sokarak o ultiyi güzel bir biçimde kullanması gerekiyor. Çünkü sadece Madness'a verdiğiniz hasar da yetmeyecek bu dakikadan sonra. Arka taraftan Unknown'un hasarı gelecek, Ravendon'un hasarı gelecek, sıkıntı yaratacak. Bir de Madness, yani Babunya'da şu an ekstradan herhangi bir zırh yok. Biraz daha büyü direnci yönelik bir eşya çıkmış. Hani ordu kalkanı çıkmış. O yüzden Madness rahatlıkla eritebiliyor Babunya'yı. Yani üzerine gelen Babunya'yı iki tane o üçlü yüklerini biriktirdiği gümüş oklarla rahat bir şekilde yarı cana kadar indirebiliyor. O yüzden Babunya'nın çok dikkatli oynaması lazım. Aynen öyle. Bakalım Babunya burada yeteri kadar tank olabilecek mi? O da şimdi ordu kalkanını almış. Solaria'ya doğru gidecek. Çünkü baktığımız zaman zaten bir tek Madness var. Fiziksel hasar vuran ama o tek başına yetecek kapasitede Vayne olduğu için. Şu an Barkod orada Triamara'yı tutacak mı derken hayır. Sadece arkadan dolaştı. O kuleyi almayı başaracaktır Dark Passage White takımı. Ve Ravenna orada yakalanabilir. Hayır. Kara Kalkan onu yine koruyor. Aynen öyle. Just tutmuştu ama Kara Kalkan sebebiyle yeterli etkiyi yaratmadı. Yufoni bu arada takım savaşı arıyor orada. Barkod'un da gelmesiyle beraber. Unknown şimdi oraya doğru yaklaşıyor. Sylphie bu arada çok güzel bir sıçrayla beraber Barkod içeri doğru girdi. Owen'u yakaladı orada. Owen'a odaklandılar bu sefer. Arka tarafta Unknown'a hasar vermeye çalışıyor ama Unknown çok kötü pozisyonda kaldı. Burada şimdi Babunya 4 kişinin arasında skor çıkacak mı? İlk skor Unknown oldu ve Unknown düşürmeyi başardılar. Fedon şimdi arka tarafta yüksek hasar çıkartmaya çalışıyor. Trialbein önde yakalandı. İki takımdan da ikişer oyuncu düşüyor burada. Baktığımız zaman iki takımın da üst koridor ve destek oyuncuları düşmüş durumda. Ama Babunya çok az canda kalırken Crew takımında herkes ortalamanın üstünde bir cana sahip. Bu yüzden Crew takımının bu takım savaşını kazandığını söylemek doğru olur. Üstüne bir de kule eklediler. Barkod aslında çok çok güzel bir iş yaptı orada. Ne yaptı? Direkt Owen'a yakaladı. Neden? Çünkü şu an Dark Passage White'in hasar potansiyelinin %80'i Owen. Ve bu durumu kullanarak hemen Owen'u düşürmek istediler. Yalnız işte orada arındırın etkisini kullandığı için Owen bir anda geriye çıktı sıçrasıyla da beraber. Oo, yalnız orada karanlık eser tuttu. Hayır. Evet, bu arada Owen'un ultisi de duruyor. Harcayamadı çünkü bir anda geriye çıkması gerekti ve Unknown onun üzerine bindi. Unknown'u da orada bitkinlikle durdurmayı başardılar. Yani Unknown ölürken orada aslında çok güzel bir iş yaptı. 3 kişi üzerine çekti. Aynen öyle. Burada şimdi bakalım. Evet, tekrar Baron'un çıkmasına 1 dakika varken Crew takımı buna doğru yönelecek mi? Çünkü onlar için önemli, ilk Baron'u almışlardı. Şimdi oyun hala eşit durumda. Bu Baron'u alan takım büyük bir avantaj sağlayacak. Aynen öyle ve hani şu an Crew'un bunu alması daha çok muhtemel. Çünkü Madness yavaş yavaş oldu. Yani 31. dakika, Mahvolmuş Kralın kılıcı var, Hayalet Dansçı var, savaş çizmeleri zaten var. Bir Civalı de üzerine kuşak da almış. Civalı kuşak da almış. Rahat rahat bir hani kaçış kitle kontrol, evet, kitle kontrol efekti tutturmanız çok mümkün değil. Evet, burada aslında ben Pad'ın böyle arkadan gelirken bir an için herkes toplayacak diye düşünmüştüm son takım savaşında ama Trialbane yine önde yakalanınca bir anda tersine çevirmeyi başardı burada Crew takımı durumu. Hele ki Unknown'u da erken safhada öldürmüşlerdi. Yani Madness'ı koruyacak çok fazla şampiyon kalmamıştı ultiler atıldığı için. Aynen öyle. Ama yeterli olmadı. Tabi burada asıl etkili olan şey Pad'ın işte o 9 asisti. O 9 asist yerine 3 skor daha almış olsaydı Pad'ın. Çok daha farklı olurdu. Aynen öyle. İşler çok daha farklı olurdu. Bir de o Kanosu Samış'ın zaten tamamlandığını görmüş olsaydık erkenden. Yani bayağı etkili bir oyun izlerdik Pad'ın'dan. Evet, çünkü canı indiği anda yeniden dolduracaktı. Burada şimdi orada tek tek birilerini yakalamaya çalışacakmış gibi duruyor. Ve Baron takımı çıktı. Yine Pad'ına... Karanlık esaret. Baya yakın. Gerçi tutsa bile çok fazla bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü arkada Owen vardı. Solda da rahat bir şekilde Babunya oraya gelebilirdi. Şu an Baron hayatta ve hareket istiyor. Evet ve bu arada Sylphie'de ışınlanma yok. Unknown'da var. Burada Crew takımında büyük bir avantaj var bu açıdan. Bakalım
bunu değerlendirebilecekler mi? Bunu değerlendirmeyi düşünecekler mi? Madness'ın da üstüne döndüğünü ve eşya tamamlayacağını görüyoruz. Hemen bakıyorum. Ebedi kılıç aldı. Madness şu an tam çok bir tehlikeli ölüm makinesi. Çok tehlikeli bir Madness var. Yani hele bir de Barkot'la Yufoni'nin onu koruduğunu düşünürsek uf. Ya yani harbiden uf. Çünkü Yufoni ile Barkot şu an gayet tank vaziyetteler ve ikisi de etten duvar olabilecek durumda Madness'ın önünde. Ya. İşte bu konuda dikkatli olması lazım Dark Passage White'in. Yani Madness'a bir anda ulaşmaya çalışırken onların o yüksek kitle kontrolünde kalırsa kendilerini kayıtlayan ve yüksek hasar vuran bir Madness görebilirler. Aynen öyle. Şu an alınan eşyalara bakıyorum bu arada. Yani takım savaşı için gereken her şeyi aldılar. Tam ondan bahsedecektim. Barkot görkemli zaferini kullandı. Takım savaşı başlatmak için ihtiyaçları olan her şey var şu an onlarda. Ve görkemli zaferin aslında bekleme süresi o kadar da uzun değil. Yani rahat bir şekilde çıkabilecek bir savaşa tekrar yetişebilir. Yalnız orada Triabane'nin yine dikkatli olması lazım. Oo, az kalsın yakalanıyordu. Yok. Yani o artık maçın bitiş noktası olabilirdi. Kesinlikle yani Baron alırlardı net. Yani çünkü Madness hemen yakınındaydı. Orada tutan ve üzerine de Leona'nın o tekrar kitle kontrolüyle beraber sersemletilen bir Triabane'nin erimesi işten bile değil. Evet, Baron tarafında bu arada Yufoni'nin birazcık hasar aldığını görüyoruz. Ama rahat bir şekilde onu toparlayabilir. Evet, bu arada Triabane az kalsın yine yakalanacaktı. Triabane çok önde duruyor ama yeteri kadar tank değil. Yani baktığımız zaman üzerinde keşif taşı var. Büyü savar pelerin var. Gezgin çizmelerini el sunamış. Ve Dağın sureti yok. Evet, dağın sureti aynen var bir de. Senin de dediğin gibi. Burada ejderhayı çok seri bir şekilde almayı başarıyor Madness Dawn'un. Ve dördüncü ejderhayı da böylece almayı başarırlar. Baron'u daha fazla vurabilecekler. Evet, burada crew takımı yavaş yavaş artık takım savaşlarında üstün çıkması için gereken her şeyi yapıyor. Barkot orada son anda döndü. Yakalansaydık takımı adına bir facia olabilirdi. Ama orada yakında Ravenno ile Madness bence yetişebilirdi. Ama işte Yufoni çok uzakta olduğu için herhangi bir şekilde etten duvarları çok olmazdı. Babunya ile Triabane oradaki görüşü hemen temizlemek istiyorlar bu durumdan istifade ederek. Triabane yine yani şu an Triabane'nin çok dikkatli olması lazım. Kesinlikle. Yine yani çok fazla defansif olmayan bir eşya tercihinde bulundu. Tamam büyü direnci veriyor size ama hala can olarak ve zırh olarak geride. Nitekim o Madness ona vurmaya başladığı an bayağı bir hissettirecek. Bu arada Babunya orada Baron Çukuru'nun içindeki oyuncular hasar yesin diye baltasını attı ama tutturamadı. Tutturamadığı için de içerideki oyuncular hasar yemedi. Sonrasında Yufoni'nin verdiği hasarla beraber Baron birazcık hasar vurdu. Yani orada dediğim gibi her iki takımda şu an çok dikkatli olması lazım. O Baron'da oyun biter. Net. Aynen öyle. Bu arada Babunya çok önde yakalandı. Sıçrası da yok. Tutan bir karanlık esaret. Ragnarok onu kullanacak mı diye bakıyorum. Arka tarafta ulti hem Pedon'a hem de Oven'ı tutmayı başardı. Barkot'tan çok güzel bir güneş patlaması. Ama takım savaşı burada devam etmeyecek. Kimin kazandığını söylemek ise biraz güç ama Leona'nın ultisinin gitmesi Dark Passage White adına iyi haber. Aynen ama şu an için o ultinin bekleme süresi çok uzun değil. Yani bu barona başlarlarsa o baronun büyük ihtimal canının sonlarına doğru tekrar içeri girebilir diye düşünüyorum Barkot. Yalnız şu an Dark Passage White de bıraktı o baronu. Ayrık pozisyonda olan crew ekibini yakalamaya çalışıyor. Ama çok fazla bir şey olmayacak. Bu arada Sylphie yakalandı orada. Yüksek bir hasar bakar var. Bakar mısın İnanılmaz ya? İnanılmaz bir hasar. Yarı canı gitti. Tek bir karanlık esaret, bir zulüm toprağı ve bir ışıltılı ok. Bir de Pix tabii. Orada Pix. Orada gerekli hasarı veriyor Sylphie'ye. Sylphie'nin canını görüyoruz. Yani gelen Orianna kalkanına rağmen şu an 3'te 1 canı var. Nasıl Babunya orada yakalanmış durumda galiba. Evet. Oo, ve Babunya düştü öteki tarafta. Orada skor geliyor. Bu arada Ravenno senin de dediğin gibi Sylphie yakaladı. Sylphie'den son bir kan nakli yeterli olmayacak. O Zonya çok güzel bir şok dalgası yetmiyor. Barkot burada öne doğru çıkarak hasarın bir kısmını da üstüne alınca o skor orada önlenmiş oldu. Pedon aslında çok güzel bir ulti atmıştı ama yeterli olmuyor. Burada şimdi bakalım Dark Passage White iki kişinin düşmesiyle beraber Baron'un önlemeyi deneyecek mi? Baron güçlendirmesini almaya çalışıyorlar. Barkot dışarıda şu anda kalkanını açtı Barkot orada. Pedon'u arka tarafta tutuyor. Ultisini de kullandı. Baron'u alabilecekler mi? Evet, Baron'u rahat alan bir Madness var. Kaçmak zorunda kalacak şimdi Dark Passage White. Ufuk kalıcı tutmadı. Ama arkadan Madness gelen bir Yufoni var. Yufoni orada çok yüksek bir hasar. Oo, bir de skor geldi oğlundan. Bire birlik bir takas var şimdi. Ravenno orada Pedon'u düşürmeyi başarıyor. Dikkatli olmalı lazım. Dikkatli olmalı lazım. Girecek mi? Hayır. Ufuk kılıcı tutmadı. Owen sıçrası da yok. Orada muhtemelen kaçamayacak. Ravenno arka taraftan geliyor. Minyonların içine doğru girdi Owen. Ama yeterli olmayacak. Minyonların hasarı çok yüksek çünkü. Bakalım kaçabilecek mi? Karanlık esaret kaçtı. Ama Owen kaçamadı. Skor burada Madness'ın hanesine yazılıyor. 20'ye 15'lik bir skor farkı. 6000'e yakın bir altın farkı. Crew takımı bir kere daha Baron'u alarak ön planda öne çıkmayı başarıyor. Yani
çok 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 fazla gördük yakalandığını her iki isminde. Yani bu artık oyuna mal olacak neredeyse. Çünkü Baron'u da aldılar. Ve bu sayede artık daha rahat bir şekilde koridorlar ettirip o ihtiyacı duydukları inhibitörleri açabilecekler. Yani Dark Passage White orada iki kişinin yakalanmasıyla aslında bir nevi oyunu da fırlatmış oldu. Evet, orada Babunya'nın ölmesi çok çok kritik oldu. Ve Babunya'nın ölümüyle beraber bir anda takım savaşı isteyen bir crew takımı gördük. Bunun aynen önemi öyle. Çok çok büyüktü. Dolayısıyla Babunya burada birazcık takımını ateşe atmış oldu. Aynen öyle. Yani o Baron'u aslında vermek bir nevi crew'a çok fazla güçlenmesinde yolunu açtı. Şimdi Madness'a bakıyorum 8-4-9. Hayalet dansçısı var. Mahvolmuş kralın kılıcı var. Ebedi kılıç var. Bir tane daha AM kaldı. O da büyük ihtimal kana susamış olacak. Ya yani ondan sonra ben hasar potansiyelini düşünemiyorum. Aynen öyle. Burada takım savaşında şu an crew takımı çok çok avantajlı. O koruyucu melek yapmış Yufoni yani. Artık bayağı bir tanklaşmış vaziyette Yufoni'de. Nitekim Barkot da aynı şekilde. Onda da bir Soleri görüyorum ve üzerinde görkemli zafer var. Şu an bence yapabilecekleri en doğru şey Unknown'u farklı bir koridora gönderip ışınların olmasından dolayı. Diğer dörtlünün de rahat bir şekilde koridor ittirmesi. Zaten Ravenno var. Ravenno daha bir minyon dalgası yola çıkmadan resmen öldürüyor onları. Aynen öyle ve burada şimdi Ravenno da takıma katılmak adına ormandan doğru geliyor. Barkot rahat bir biçimde oraya bir totem bıraktı. Bu kuleyi istiyor crew takımı. Crew takımı finale yükselmek istiyor. Final için her şeyi yapıyor. Ve şu anda çok büyük bir avantaja sahipler. Bu arada tutan bir karanlık esaret var arkada. Yani Ravenno nerede olursa olsun o karanlık esaretleri tutturmayı başarıyor bir şekilde. Yani Ravenno'nun Morgana oyununu zaten ligde ne kadar iyi olduğunu gördük. Finalde de aynı performansı göstermeye devam ediyor. Yani çok tehlikeli. Aynen öyle. Burada tutan bir karanlık esaret her şeye bedel olabilir. Ve işte o karanlık esaret geldi. Ve o karanlık esaretten sonra Pedon... Yanlış görmediysem cıvalı kuşağını kullanmak zorunda kaldı. Nasıl Yufoni korkusuzca şu an içeri girdi. Evet ve orayı tanklıyor. Tabi koruyucu meleğinin olmasının da katkısıyla beraber rahat bir biçimde kuleyi tankladı. Şimdi arka tarafta Madness'dan yüksek bir hasar. Sylphie son anda kaçıyor orada. Babunya'nın üzerinde yüksek bir hasar çok var bu sefer. Çok yüksek Babunya'yı bir hasar. Başardı. Madness orada çok güzel bir biçimde kullanıyor taklalarını. Ve skoru almayı başarıyor. Üstüne bir de inhibitörü düşürdüler. Burada crew takımı... Galibiyete giden yolda en önemli adımı bu inhibitörü düşürerek aldı. Yani ejderhanın çıkmasına 23 saniye ve bunu alırlarsa 5. ejderha olacak. Yani Baron bitse bile şu an 5. ejderha ile beraber onları takım savaşına ve yine aynı şekilde koridor ittirmeye zorlayacaklar. 14 saniye, 12 saniye yani bunu zorlaması lazım. Kesinlikle Dark Passage White'ın onlara o 5. ejderhayı bırakmaması lazım. Eğer bu maçı hala tutunmak istiyorlarsa. Evet, o yüzden de orta koridoru ittiriyorlar ama yeterli olmayacak gibi duruyor şimdi. Bakalım 4 kişi olan Dark Passage White burada bir şey yapacak mı? Yufoni ile beraber şimdi Trial Banner'ı kovalıyorlar. Yufoni arkada ulti atacak mı diye bakıyorum. Hayır, atmadı. Barkod'un bu girişi sadece geri kaçışıyla sonuçlandı. Dark Passage White bu ejderhayı senin de dediğin gibi zorlamak istiyor. Ve bakalım orada Orianna topuyla beraber... Hayır, Trial Banner'ı tutan bir karanlık esaret geldi. Ve ejderhayı çok hızlı eritiyorlar. 5. ejderha crew takımına gitti. Sylphie 4 kişinin arasına girdi orada. 3'ünü ulti tutturdu. Arka tarafta yakalanan bir Trial Banner ve Trial Banner'e düşen ilk isim oluyor burada. Ravenno skoru aldı. Şimdi Unknown orada Sylphie'yi öldürmeyi başarıyor. Pedon kaçmaya çalışacak. Bakalım Ravenno'dan sıçrayla beraber karanlık esaret. Karanlık esaret. Pedon'un esareti oluyor. Pedon düştü. Babunya düştü. Geriye kalan son isim burada Owen. Owen yeterli olmayacak. Crew takımı finale doğru adım adım yürüyor vadide. Yani çok çok iyi bir takım oyunu. Geriye düştükleri oyunu çok iyi bir şekilde tamamlamayı bildi. Madness neden kendine Vayne seçtirtmediğini de böylece göstermiş oldu. Yani sonradan gelip bu kadar iyi toparlayabilmesi gerçekten bir mucize. Tabi burada Trial Banner'in Babunya'nın da yakalanması bayağı etkili oldu. Crew böylece 3. oyunu kazanarak adını finale yazdırıyor. Crew takımından mükemmel bir oyun. İşte takımın sevincini görüyoruz. Unknown orada Yufoni'ye sarılıyor. Madness arkada Ravenno'ya sarılıyor. Çok güzel bir oyun, çok güzel görüntüler. Crew takımı Yükselme Ligi finalinde.